Merhabalar, videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle orta seviye yeni gramer konularını öğreneceğiz. Arkadaşlar, dersimize başlamadan önce bir şey hatırlatmak istiyorum. Sadece seviyenize uygun olarak gramer derslerini çalışmak istiyorsanız, bunları oynatma listelerini orta seviye, başlangıç seviye ve ileri seviye gramer dersleri şeklinde bulabilirsiniz. Onun haricinde ben kanalımın ana sayfasını tüm dersler şeklinde sıfırdan başlangıç, orta seviye ve ileri seviye olacak şekilde tüm dersler başlığı altında listeleri oraya bıraktım. Orada oynatma listeleri şeklinde çalışabilirsiniz arkadaşlar. Bununla birlikte videolardaki tavsiyeleri mutlaka uygulamanızda fayda var arkadaşlar. Daha pratik çalışmanızı sağlar, daha kalıcı öğrenmenizi sağlar arkadaşlar. Unit 42 Passive 1 Yani pasivin birinci dersini göreceğiz arkadaşlar. Is done ve was done. Pasif arkadaşlar edilgen yapıdır. Yani hani normal cümlede yaptım, yaparım deriz ya, pasif haline getirdiğimiz zaman cümleyi arkadaşlar yapılır ve yapıldı anlamına gelir. Yapısal olarak da nasıl kullanıldığını birazdan göreceğiz. Hadi başlayalım. Study this example. This house was built in 1981. Bu ev 1981 yılında inşa edildi. Gördüğünüz gibi geçmiş zaman olduğu için was built şeklinde söylüyor. This house was built is passive. Yani bu cümle pasif bir cümledir. Compare active and passive. Yani aktif cümle ile pasif cümlenin yapısını karşılaştırın. Somebody built this house in 1981. Birisi bu evi 1981 yılında inşa etti. Gördüğünüz gibi this house bölümü object yani nesne olarak görülür. Ve bu şekilde kullanılan ifadeye de cümleye de arkadaşlar aktif cümle deniyor. Peki aktif cümleyi pasif yapabilmek için nasıl bir yöntem izliyoruz? Buradaki nesne konumunda olan ifadeyi this house ifadesini özne gibi başa getiriyoruz arkadaşlar. Yani artık subject oluyor, özne oluyor. This house sonra built ifadesi geçmiş zaman olduğu için arkadaşlar was ifadesini getiriyoruz yanına ve cümleyi, geçmiş zamandaki cümleyi düzeltiyorum. Yüklemi, build yüklemini üçüncü halde was'dan sonra getiriyoruz arkadaşlar. Was built haline geliyor. This house was built in sonraki bölümü de aynen koyuyoruz. In 1981. When we use an active verb, we say what the subject does. Biz bir active verb kullanıyorsak öznenin ne yaptığını söyleriz. My grandfather was a builder. Benim büyük babam, dedem bir inşaat işçisiydi. Yani bir bina yapan kişiydi. He built this house in 1981. O 1981 yılında bu evi inşa etti. It's a big company. O büyük bir şirkettir. It employs 200 people. 200 insanı iş vermektedir. When we use a passive verb, we say what happens to the subject. Biz passive verb kullandığımız zaman da subject'e ne yapıldığını söyleriz. Subject'e ne olduğunu, yani özneye ne olduğunu söyleriz. How old is this house? Bu ev kaç yaşında? It was built in 1981. O 1981 yılında inşa edildi. 200 people are employed by the company. 200 insan şirket tarafından iş verilmektedir. 200 insana şirket tarafından iş verilmektedir. Use the passive. Who or what causes the action is often unknown or unimportant. Yani pasivi kullandığımız zaman neyin, kimin veya neyin bu faaliyete, bir faaliyete sebep olduğunu genellikle bilinmez ve önemli değildir. A lot of money was stolen in the robbery. Hırsızlık olayında, soygunda çok para çalındı. Somebody stole it but we don't know who. Birisi çaldı fakat kimin olduğunu bilmiyoruz. Is this room cleaned every day? Bu ev her gün temizlenmekte midir? Does somebody clean it? Birisi temizler mi? It is not important who, kimin yaptığı önemli değildir. Gördüğünüz gibi arkadaşlar pasivin
detaylı kullanım alanlarını inceliyoruz. If you want to say who does or what causes the action, we use by. Yani kimin yaptığını veya kim neyin sebep olduğunu bu faaliyete hangi ifadeyi kullanıyoruz arkadaşlar? By. By burada vasıtasıyla ile anlamında kullanılır. This house was built by grandfather. Yani biz sadece this house was built diyebilirdik arkadaşlar. İşte in 1981 diyebilirdik. Yani bu ev 1981 yılında inşa edildi diyebilirdik. Ama kimin yapıldığı, kimin tarafından yapıldığını söylemek için de by my grandfather şeklinde söylüyoruz. Bu ev benim dedem tarafından inşa edildi. 200 people are employed by the company. 200 insan şirket tarafından iş verilmektedir. 200 insana şirket tarafından iş verilmektedir. The passive is, be, is, was şeklinde kullanılır. Yanına past participle yani fiilin üçüncü hali kullanılır. Be done. Yani be zamana göre, tense göre değişir arkadaşlar. Be ama yanındaki ifade her zaman üçüncü halidir. Be done, be cleaned, be damaged, be built, be seen, etc. şeklinde devam ediyoruz. The past participle often ends in ed. Yani genellikle üçüncü hali fiilin düzenli olduğu zaman ne yapıyordu arkadaşlar? Ed şeklinde kullanıyordu. Cleaned, damaged gibi. But many important verbs are irregular. Fakat çoğu fiiller de çok önemli fiiller de arkadaşlar veya çoğu önemli fiiller de neymiş arkadaşlar? Düzensizmiş. Build şeklinde, done şeklinde, stolen şeklinde. Compare active and passive, present simple and past simple. Yani aktif ve pasifin geniş ve geçmiş zaman hallerini karşılaştıralım. Present simple bölümünde arkadaşlar cleans, sees. Gördüğünüz gibi arkadaşlar somebody cleans this room every day. Birisi bu evi her gün temizlemektedir. Altında da diyor ki this room özne oldu artık. Is cleaned every day şeklinde devam etti. Pasif haline geldi. Aktifde cleans, sees. Pasifde ise am is are. Cleaned, seen şeklinde kullanıyoruz. Many accidents are caused by careless driving. Çoğu kazalar dikkatsiz sürüş nedeniyle olmaktadır. I am not invited to parties very often. Partilere çok sıklıkla davet edilmem. How is this word pronounced? Bu kelime nasıl pronounce edilir? Yani telaffuz edilir. Şimdi past simple bölümündeki karşılaştırma yapalım arkadaşlar. Bildiğimiz gibi cleaned, so şeklinde aktif hali kullanılırken pasif hale döndüğü zaman was, were ifadesini kullanıyoruz. Çoğulluk ve tekillik durumuna göre. Sonra da past participle yani fiilin üçüncü hali cleaned düzenli ise seen düzensiz ise kullanılıyor arkadaşlar. Ana örneğimize bakacak olursak somebody cleaned this room yesterday. Birisi bu evi dün temizledi. This room was cleaned. Bu ev dün temizlendi yesterday. We were woken up by a loud noise during the night. Gece boyunca yüksek bir ses vasıtasıyla uyandırıldık. Did you go to the party? Partiye gittin mi? No, I wasn't invited. Hayır, davet edilmedim. How much money was stolen in the robbery? Soygunda ne kadar para çalındı? Evet arkadaşlar, burada konularımızı sonlandırıyoruz. Pasif konusuna önem vermenizi tavsiye ediyorum arkadaşlar. Çok yaygın kullanımı olan bir ifadedir. İyi öğrenmenizde fayda var. Kolaydır gördüğünüz gibi arkadaşlar ama kullanıma kendinizi alıştırın. Çünkü her zaman aktif cümleler kullanmıyoruz. Özellikle konuşurken pasif formada çoğu zaman yer veriyoruz arkadaşlar. Hepinize kolaylıklar diliyorum. Videomuzdan hoşlandıysanız like atmayı ve kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. İyi günler.